şu renkli, şu şaşalı hayatlara geçen gün yayında da söyledik. Bu arada suç olmasa bile ben bu hayatların çok renkli ve şaşalı olduğunu düşünmüyorum. Bir nefret objesi haline geliyorlar. Herkes bir şey söylüyor. Ben bu kızın gözüktüğü gibi olduğuna da inanmıyorum. Dediğim gibi hakikaten bir role bürünüyor. Bir şey yapıyor. Belki dikkat çekiyor. Belki öyle para kazanıyor. Bilmiyorum artık. Ama oradaki ağlayışından belli yani aslında daralıyor o şeyden. Yani insanların ona söylediklerini içerlememesi mümkün değil. İnsanın robot olması lazım. Tabii. Alınmaması, darılmaması için. O nedenle çok da bu çok şaşalı ve iyi bir hayat bence değil yani. Ve ağlarken söylediği söz de biraz manidar. Şimdi bu saatten sonra nereye çekebilirsen çekersin. Hiç kimse tek başına ünlü değil diyor. Sanki zaman zaman... Güç mü diyorsun arkada birilerinin olması arkada gerekiyor? Arkada birilerinin gücü nedeniyle çok kötü durumlara düşüyorlar. Kimse sana bu zamanda o zenginliği 3 saniyede vermez. Doğru. Bedeli çok ağır oluyorsa bedelini kaldıramıyordur. Doğru. Belki de o yüzden ağlıyor. Tabii bedeli çok ağır çünkü. Ama şöyle ki bakıyoruz ne kadar güzel hayatları var. Altını biraz kazıyorsun kara para aklama, vergi kaçırma. Ya da ne bileyim çok güvendiğin bir fenomenin dolandırıcı olduğunu öğreniyorsun. Ya da ne ben kadar iyi bir insan dediği neden kişinin... tanımadıkları insanları izleyip hayran oluyorlar ki ben onu anlamıyorum ya. Feyza biz de onu anlamıyoruz. Evet. Tam oyuncu senin... değil, iyi bir yani sevdiği bir filmde bir dizi oyuncusu değil, bir öyle özdeşleşmiş hiçbir şeyleri izliyor, yok. Ama öyle izliyor, öyle izliyor işte. Kurtlar Vadisi'ni izler gibi izliyor. O şeyleri. Tabii artık... Yani sosyal medya ünlüsü diye bir şey var. Oradaki insanların hayatları onları izleyip... Ben biliyorum ya sokakta mokakta imza falan istiyorlar o insanlardan. Tabii, tabii. Yani gerçek rastladım, o gördüm. İnsanlar çünkü yani onun etrafına dolaşan. Bir tek ünlü olmanın yolu bir meslek sahibi olup televizyonda gazetelerde çıkmakta. Televizyona gazetelere artık şurası ünlüyü belirliyor. Benim daha o kadar meşhur olmadan tanıştığım, o zamanlar çok sevdiğim ama artık görüşmediğim fenomenler var mesela. Yani sonrasında artık hani işin boyutu şey olarak yani ben hani tarz tavır hoşlanmadığım için takipten çıktığım, hakikaten gerçek hayatta da gördüğüm, tanıdığım, sonra artık konuşmadım çünkü başka bir yere gidiyor. Gerçek gördüm. Gerçek hayattan yani benim mesela tanıdığım o tatlı insanın bambaşka bir şey dönüştüğünü ben gözümle gördüm birebir. Biz de şahit olduk. Biz de ne kadar tatlıydı, ne kadar hoştu. Bir kelimeye bak insan 360 en fazla 360 derece dönersin değil mi? Koy bir 360 daha 1000 derece falan döndük. Biz içinden ama döne döne aynı yere geliyor. Korkunç bir şeytan çıktı yani. Şeytanı bile öp başına fırıldak koy. Gibi şeytan artık yani. Günümüzde o kadar şey değil zaten. Feyza senin sayende de bazılarının gerçek yüzünü görüyoruz. Bence herkes hala görmüyor. Mesela? Yani yok şimdi bugün ben tekrar sizin hem Instagram'a hem sonra YouTube'a yorumlara bakacağım. Gerçekten hakikaten bu insanlar neyi ne kadar görüyor ben onu anlamak istiyorum. Dün akşam ben 2 saat birisiyle telefonda konuştum. Bu Mete Kuş'un annesiyle. Önce Mete hikayesini bir anlatsana şöyle, bize bana bunu sosyal medyadan söylediler. Dediler ki abla bir tane kanserli bebek var. Bu bebeği kullandılar, yardım edeceğiz dediler, etmediler. Böylece ortada bıraktılar. Ailede artık bezmiş. Adımız bile yan yana geçmesin diyor. Kim bırakan? Şimdi önce Dilan Polat bir dernekten bebek için para toplanıyor. Şunu söyleyeyim size yani aile inanılmaz bir baba fabrikada çalışıyor. Annenin 2 tane küçük biri 11 aylık biri 2,5 yaşında. Zaten 2,5 yaşında olan anne karnından beri kalbi delik. Hastanede çocuk büyümüş yani bu yaşına kadar. Hafta sonunda inşallah gideceğim onu görmeye. Şeyde hani o bak mesela şu fotoğrafın bile yayınlanmasını istemiyor annesi. O fotoğrafı da kesebilir miyiz? Evet kaldıralım. Yani o kadar da hassaslar asla ve asla çocuklarının yayınlanmasını istemiyorlar. Ha işte bu şey. Neyse sonra diyorlar ki dernekte bir Dilan Polat'a söylüyorlar. Diyorlar ki böyle bebek var hani sen yardımcı olur musun? O da diyor ki ben diyor üstleneceğim bütün tedavisini aileye de diyor. Maaş bağlayacağım diyor. Onlara destek olacağım diyor. Çocuğu da fotoğraflarını paylaşıyor istememesine rağmen. Ve inanın çocuk hani ilik nakli olmuş, ilik nakli olduğu için vücut tepki vermiş, yaraları var, özel bir krem kullanması gerekiyor. Küçücük bebek yani düşün. Anne demiş ki ben istemiyorum paylaşmanı. O zaman demiş işte bir şeyler olmuş, ha, bir de fizik tedavi görmesi gerekiyor çocuğun, kalp delik. Bir sürü tıbbi sıkıntısı olmuş çocuğun, tıbbi geçmişinde çok hani bilmiyorum, anlamıyorum da bu şeyden. Fizik tedavi de çıkınca demiş ki sen de demiş bana fiyat yükseltiyorsun. Aile demiş ki bu nasıl bir şey? Bu ne demek? Yani hastanenin söylediği şey, doktorlar bile demiş ki bırak kızım bunları. Sonra bu Özlem Öz'ün kulağına gidiyor. Özlem Öz de diyor ki video çekmek şartıyla ben şey yapacağım.
Ama ay, video çekeceğim. Yardım edeceğim. Şartlı yardım. Şartlı. En başından şartını da koyuyor ortaya. Ondan sonra aile dedi ki yani biz istemiyoruz bir çocuğumuzun şey olmasını. Size yemin ediyorum Oh Be Dünya Varmış Derneği, Esra Özcan'a buradan sevgilerimi sunuyorum. Kabul etmedi. Kabul etmiyorlar parayı. Başkanı aradım, dernek başkanı. Dedim ki Esra dedim. Bir sen konuş, ikna edersin belki dedim. Ya. Çünkü siz sen kendince topladınız. Bir kampanya başlattın. Kendimce değil. Bu sosyal derneği, bu derneği, ben, bu derneği şeyi var. Yani resmi, valilikten izinleri. Ben, bana dernek başkanı evraklarını kampanyası gönderdi. Var. Zaten hepsini paylaştık. Yani hesaptaki para, kaç para geldi, kaç para gönderildi şeffaf. Ben de bunu paylaşırım bir yere para toplanıyorsa. Ben tabii. Zaten kimse kafasına göre para toplayamaz, yasak. Herkes de bilsin ne kadar para gittiğini. Bak şöyle söyleyeyim, 78 bin lira ilaç SGK maalesef karşılamıyor. Başvurmuşlar onlara da. 100 bin lira para olduğunda demişler ki o civarda bir şey durduralım yeter. Durdurmayacaksınız dedim. 24 saat para toplansın. Bu dedim bir seferlik değil ki. Bu ilacı, hep ihtiyacı bu ilacı olacak. sonra da ve 11 aylık bebek var. Ve bu, yani ne dediler biliyor musunuz? Borç alıyoruz geri vereceğiz. Hayır, başkan diyor ki hukuken... Sana ödediğimiz bağış parasını geri alamayız biz zaten. Hı-hı. Mümkün değil böyle bir şey. Feyza zorla şöyle ya, bir şey. Zorla bak böyle insanlar ve bu insanları ne hale getirmişler. Yok video çekeceğim. Ya çocuğunu sen yardım edeceksin diye. Yani biz yardım yapıyoruz. Sen demek ki gösterebildiğin yardım yapıyorsun. Tabii gösterişi. Gösteremediğini ya o zaman bu hayırseverlik yardımseverlik olmuyor. Yalvararak dedim ki bak insanların para bir yere de bağış yapmak için ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Biz ne sizin anonimlerinizi bozarız. Kimse bilmez. Bak Mete Kuş bir bilmez bir tane bebek. Sokakta görseler tanımazlar. Ama ne olduğunu bilsinler ki insanlar bağış yaparken içleri rahat yapsınlar. Ve o gün 24 saat içinde bu para toplandı. Para onlara aktarıldı. Dün aradım ilk defa telefonda konuştum. 22 yaşında kızlar ya süt. Çocuk küçükken anne olmuş zaten. Hı. Eşi de çok genç ve çok şey insanlar. Aileleri kredi çekmekten mahvolmuş insanlar. Bak Allah gerçekten vermesin. Kanser dediğin lenf şey kan kanseri bebek. Para lazım, moral lazım kanser hastasına. Ne lazım? Dedim ki bak bu hastalık Allah niye hep sağlık diyoruz. Bir şeyin olur. Satarsın, savarsın, paran kalmaz artık öyle bir, ya sağlıktan önemli bir şey var mı? Ne oldum diyeyim, ne olacağım? Para lazım, bak dedim bu parayı harcayın. Bir daha kampanya, yine lazım olduğunda. Yeter ki Mete iyi olsun. Ben dedi bir kuruşuna dokunmadım. Dokunacaksın dedim, küçük senin bebeğin var. Gerekirse o bebeğin ihtiyaçlarını da o paradan karşılayacaksın. İnsanlar ise bunu bağış yaptı. Sen dedim bunu çocuklarına kullanacaksın. Hastanede bebek bakıyor kadın. Yani bunları da zorla dedim ki sen dedim izin vermesen bile söyleyeceğim insanlar ne olduğunu bilsin. Tabii. Bir de kadına tehdit etmişler senin bebeğini seni çarşaf çarşaf yayınlarım diye. Öyle de şeyler aynen öyle. Tehdit eden kim? Tehdit eden hangisi? Dilan söylemiş orada. Demiş ki bu işte Dilan şöyle algılamış anladığım kadarıyla. Özlem Özle onlar işte çekim yapacaklar sanki Dilan'ı kötüleyecekler gibi. O da demiş ki sen beni kötülersen böyle böyle yaparım. Çarşaf çarşaf yayınlarım. Bir de o kadar dert içinde bir de tehdit yemiş. Yani iki ünlümsünün arasındaki kavga ve ortada çare arayan bebek bir aile var, hasta çocuk. İki yaşında bir bebek var kanser hastası kadının emzirdiği iki aylık üç aylık bilmiyorum belki sütü bile kesilmiş olabilir kadının. Bebeği var hastanelerde geziyorlar. Çarşaf çarşaf yayınlarım bebeğinin fotoğrafını diyor. Aynen öyle zaten yayınlama demiş. Bak kız rica lütfen dedi benim bebeğim yüzünün kapatılmış hali bile yayınlanmasın dedi. Çok haklı. İstemiyor. Yani. İstemiyor. Ve kimse hala... çocuğunu siz bir şey söyleyeceğim. Herkes bak çocuğunu geçen geldiğimde de size söyledim. Çocuğunu cayır 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 yayınlıyoruz diye herkes çocuğunu yayınlamak istiyor anlamına gelmiyor tabii sosyal ki. Medyada. İstemeyebilir insanlar. Aynen öyle. Ya bu insanlar kendilerine toplanmış parayı bile biz bunu borç alarak kabul ediyoruz diyen insanlar. Öyle laf söz olsun istemeyen o baba fabrikada çalışıyor. Canım. Ben bu krediyi çek kredi. Dedim ki böyle olmaz. Bu kanser böyle kredi olmaz. Keşke devletimiz SGK'sını kanserli hastaların karşılasa. Ama işte devletin Sağlık Bakanlığı'nda bir şeyi vardır. Şimdi Dilan Polat programımıza katıldığında biz de ona sorduğumuzda hani harcamalarını falan orada bir yerde diyor ki insanlara o kadar yardım ediyorum ki benim aylık yardım param insanlara verdiğim 1 milyon lira diyor. İşte onu söylemiş. Şimdi ben de, demiş bir sürü insana yardım ediyorum. Ne yapacağım ben herkese mi yardım edeceğim demiş. O zaman sen neden ben tedavi masrafını üstleneceğim diyorsun. Evet. Ya bak ben böyle bir şey diyemiyorum. Evet. Böyle tedavi masrafı o zamanın parasıyla 800 bin TL gibi bu çocuğun bütün
2 sene önceden yani 1,5 sene önce yani Feyza, ciddi milyonlarca lira bu tedavi evet, yani. Şey tüyler ürpertici, eğer gidip benim rakibim değil kopyası Özlem Öz'le anlaşırsan senin çocuğunun çarşaf çarşaf fotoğraflarını yayınlarım diyor acılı anneye. Öteki de diyor ki çocuğunu paylaşırsam kabul ediyorum. Bunu bile söylememi istemedi. Ben dedim ki ben söyleyeceğim. Ben inisiyatif alıyorum. İnsanlar bilsinler. Gerçek bana, yüzlerini görsünler. Bir görsünler. Ayrıca dedim sana size de dedim böyle yok niye anlattın yok niye bilmem ne dedin diyen olursa dedim. Ben karşılanayım senin avukatın benim dedim. Barıyor bildirim yapabilirim uygun gördüğüm bu davayı alıyorum diye. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bir tane bebek var ortada. Çocuk zaten hasta ya hasta. Çocuk o ilik vücudu reddetti diye çocuğun vücudunda yaralar var. Çocuk kaşınmaktan agresif ağlıyor. Yani çocuk canıyla uğraşıyor. Bir tane bebek ağzı yok, dili yok. Neresi ağrıdığını söyleyemiyor. Çok ağır, kalbi delik doğmuş, kalp ameliyatları olmuş. Çocuğun hayatı hastanede doğmuş. O günden beri hastanede bu insanlar. Ve sen diyorsun ki paylaşım olursa ben tedavisini üstlenirim. Gitsinler, Umre'ye gitsinler. Allah kabul etsin. Ben biliyor musunuz inanmıyorum. Yani ne bileyim. Şimdi şuna inanıyorum. Gücü olan, gitmek isteyen, o maneviyatı yaşamak isteyen yapsın. Ama sen onu yapıyorsan da bir önce de bir nefsini körel, bir kalbini temizle, bir bak bakayım ya. Bir kendinle muhasebe et ya. Bu olaylar olduğundan bile ben kendi muhasebemi yapıyorum. Ya diyorum kalbini kırdığım insan var mıdır? Benim hatam var mıdır? İnsan bu zamanda bile olmuyor. Sizde de olmadı mı? Bir muhasebe, hesaplaşıyorsun kendini. Başını yastığa koyduğunda rahat uyuyabiliyor musun? Vicdanın sızlıyor mu sızlamıyor mu? Bütün mesele bu gerçekten. Birisine yorum, kötü yorum yazıyorum. O bile sonra diyorum ki ya niye öyle yazdım diyorum. Evet. Mesaj atıyorum. Evet. Çok gergin yazdım bunu ama. Öyle demek istemedim. Siliyorum yorumu. Biz de öyle. Bazen diyoruz ki acaba diyoruz. Vallahi hak etmesine rağmen. Bunu söylemese miydik acaba? Ya biz bunlara takarken o bebeğin resmini paylaşacak mıyım, paylaşmayacak mıyım? Niye soruyorsun? Ona göre yardım edeceğim. Ve kocası yanılmıyorsak doktor değil mi? Hipokrat yemini yapmış. Ve çocukları var. Ve çocukları var. 3 tane çocuğu var, 4.'sü yolda. Ve anneye acı içindeki annelerinde erkek olacak mı teyzoşlar? Çocuğun evet. Kızı oğlanı var mı? Evet, sağlıklı olsun dersin. Sağlıklı olsun. Kız ya. Çocuk yani bu zamanda bu kadar bu ülkede bu kadınlar kız çocukları bunları yaşarken yani Allah tabii ki de benim de oğlum var Allah eksikliğini göstermesin de yani. Ne cinsiyetin ne önemi yani, var ki? Ya cinsiyete gelene kadar yeter, gerçekten çivisi çıkmış. Erkek çocuk olana kadar da görürsünüz kaç tane doğurur.